Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Rusya neye uğradığını şaşırdı, Türkiye'den satın almak için apar topar harekete geçtiler. Değerli izleyenler, Çetin Tecelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladığını aktararak şunları kaydetti: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tasvip etmiyoruz. İnsanların orada zarar görmesini istemiyoruz ama ticari yönden de ambargodan dolayı bu durum Türkiye'ye demir ve demir dışı ihracatında önemli fırsatlar yaratacaktır. Rusya'nın ithalatına ve ona ambargo uygulayan ülkelerle ilgili tablolara baktığımızda bizim için çok büyük bir talep çıkıyor. Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan alamadıklarını bizden alıyorlar. Ayrıca, birçok AB firmasından Rusya'ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planlayan firmalar var. Onlar Türkiye'yi bir depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar. Diğer yandan Ruslar da tedariki Türkiye'den yapmak istiyor. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye sanayisi ve ihracat için tarihi bir fırsat. Bayramdan önceki hafta, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetler Arası Sanayi Çalışma Komisyonu ile İdlib Denetim Kurulu üyesi Gökhan Turhan önderliğinde Rusya'ya bir ticaret heyeti yolladıklarını belirten Tecelioğlu. Yapılan toplantılar sonucu karşılıklı alışverişi hızlandırmak için bir sekreterya kurma talebi oluştuğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın da konu ile ilgili çalışmaları başlattığını aktardı. Rusya'nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Tecelioğlu, şunları kaydetti: Çin'in Tayvan'ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin'e ve uzak doğuya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan, dünya çip üretiminin %60'ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz.